Konya Büyükşehir Belediyesi kanalına hoş geldiniz. Sporun tarihine yolculuğumuzda bugün basketbol durağına uğrayacağız. Konya basketbolunun en önemli isimlerinden bir tanesi. Yüzlerce sporcu yetişmesine katkı sağlamış bir isim ve basketbolunda duayen isimlerinden antrenör Recep Alba ile birlikteyiz. Recep Hocam hoş geldiniz programımıza. Teşekkür ederim, sağ olun. Farklı branşlarda Konya'nın aslında ne kadar başarılı isimler çıkardığını biz Konya Büyükşehir Belediyesi olarak halka, gençlere anlatmak için sizin gibi değerli isimleri konuk alıyoruz buraya. Kabul ettiğiniz için teşekkür ediyoruz. Ben teşekkür ederim bana bu fırsatı verdiğiniz için. Sağ olun, estağfurullah hocam. Hocam, biz sizin hayatınızdan yola çıkarak Konya basketbolunu ya da hangi sporu konuşuyorsak, hangi branşı konuşuyorsak onu aydınlatmaya gayret ediyoruz. Böylece de bir kayıtla düşmüş oluyoruz tarihe. Bundan sonra belki 20-30 yıl sonra evet Konya'da böyle başarılı isimler varmış, bakın onlar ne diyor diye insanlar ulaşabilsin diye bu çalışmayı yürütüyoruz. Siz nasıl başladınız spora, bize anlatır mısınız? Ben çocukluğum Konya'nın mütevazı semtlerinden biri, Güllükbaşı denilen semte yetiştim. Orada futbol oynuyorduk. Hatta üst düzey profesyonel futbolcu arkadaşlarım da oldu. İşte Celalettin gibi, Mustafa Bakım gibi, Tuncay gibi. Evet. Onlarla bir çocukluğumuz bir arada geçti. İşte kortta basketbol oynayan çocukların toplarını aldık. Bir iki attık vesaire yaptık. Basketbolu başlangıcım öyle oldu. Evet. Rahmetli Selahattin abi, Selahattin Soy, Etbalık Spor Kulübü. Kısa bir dönem Konya Spor. Daha İlk böyle takıma götüren sizi kim oldu? Selahattin abi. Selahattin Soy. Orada izledi. Tabii onun biliyorsunuz spikerdi. Yani spor ünlü personeliydi. Tok bir sesi vardı. Etbalık Spor'da. Kısa bir dönem Konya Spor'da. Daha sonra rahmetli Hasan Özkaplan. Üzerinde çok büyük emekleri var. Allah kanı kanı rahmet eylesin. Mükemmel bir insan. Mükemmel bir çalıştırıcı. Onunla spor yaşantım devam etti. İlk de Demir Spor Kulübü'nde. Aşağı yukarı 80'li yıllara kadar, askere kadar Demir Spor Kulübü'nde antrenörlük yaptım. Daha sonraki etapta işte o dönemde biliyorsunuz belki kamu kurumları, yani Etbalık Spor, Yapı Spor, Bayındırlık. Sporu onlar taşıyordu eskiden. Tabii, YS. Ben de işte, futbol oynadım bir süre Etbalık'ta. Tabii, Karayollar, Yol Spor Kulübü, eski adıyla TEK ya da MEDAS Spor, Telekom gibi takımlar. İş teklifinde bulundu. Yine aynı şekilde Konya Spor, Necati abi vardı onların başında, yeğen oğlu. Ben şeyi tercih ettim. Karayollarını, Yol Spor'u tercih ettim. O birimde de 24 yıl kadar hem oyuncu hem antrenör olarak başladım. Daha sonraki de antrenörlüğe yöneldim tamamen. Kısa bir dönem demeyeyim. Selçuk Spor Belediyesi Spor Kulübü'nün 9 yıl kadar antrenör ve spor okullarının organizasyonuna katkıda bulundum. Çok mükemmel bir altyapı kurduk orada. Ama işte o gün geçtikçe kan kaybediyor. Şu anda Diltaş Eğitim Kurumları'nda hem basketbol derslerine nezaret ediyorum hem de o okulumuzun kulüp ve okul takımlarını antrenör etmeye gayret ediyorum. Bu yıl 50. yılınız sporda herhalde. 47. Değil mi? 47 mi 47. oldu? 70. 37 yıl antrenörlük, işte oyunculukla beraber 47. Evet. Yaklaştı sayılır 50 Yaklaşıyor. Yıla. İnşallah evet. Allah daha uzun ömür versin. Sağ olun. Ve hep beraber. Maşallah. Dinç bir şekilde. Elhamdülillah. Gelen konuklarımızın hepsinin böyle dinç sporcu olması nedeniyle ben çok mutlu oluyorum açıkçası. Tabii biraz ki. Da kendi kendime hayıflanıyorum. Bak spor yaparsam böyle uzun yıllar hem kendin sağlıklı olursun hem de yaptığın işi çok daha sağlıklı, iyi yapmaya devam edersin diye. Aslında bana da güzel bir ders oluyor. Seyircilerimiz de inşallah buradan bir çıkarımda bulunuyorlardır. İnşallah. Bunu devlet politikası haline dönüştürmek gerekir. Yani insanların daha çok spora yönelmesi, daha çok spor yapması, güzel insan, iyi insan, ahlaklı, disiplinli. Biz okul olarak eğitimde yaptığımız sahneleri sporda da yapıyoruz. Yani Allah nasip ederse Türkiye çapında dereceler yapacağız. Nasip İnşallah. Olursa. Bu sene iyi gidiyorduk. Hatay'da birinci olduk, Maraş'ta birinci olduk. İşte yarı final gruplarını geçmek çok kolaydı. Derece yapacaktık. Kısmet olmadı artık bu virüsten dolayı. Pandemiden dolayı. Artık önümüzdeki dönemde yapacağız bunları. Ve şunu da aktarayım, iyi bir spor salonu, iyi bir spor salonu, voleybol, basketbol veya başka branşlar veya ferdi branşlar bir hastanenin kapatılmasına sebebiyet verir.
ama iyi işletilirse, düzenli olursa. Bisiklet Federasyonu Başkanı Erol Küçükbakırcı da program yaptık onunla da, kendisiyle. O da çok başarılı bir sporcu ve şu anda da federasyon başkanı. O da bu tür örnekler verdi gerçekten. Bazı ülkelerde bisiklet kullananlara, spor yapanlara maddi destek bile verilmeye başlandı. Tabii. Diye beni sen sağlık harcamasından kurtarıyorsun spor yaparak. Tamam. Diye. Bu son derece önemli hocam gerçekten. Tabii ki, tabii ki. Çünkü bir daha söyleyelim, bir spor salonu. İyi bir işletilen spor salonu bir hastanenin kapanmasına sebebiyet verir. Doğru organizasyonlarla. Doğru tabii organ, ki. Değil mi? Yani yüzlerce, evet, sporcu yetişecek oradan. Evet. Ve sağlıklı bir ömür tabii sürecekler. İyi insan, güzel insan, disiplinli, planlı, programlı, çabuk karar verebilen, verdiği kararları hayata aktarabilen, sporun kazandırdıkları bunlar. Evet. Şeyin haricinde, sağlığın haricinde. Evet. Yasınamayacak kadar çok. Son derece fazla. Hocam, sizin başladığınız ve oynadığınız dönemlerde Konya basketbolu nasıldı? Bize ondan bahseder misiniz biraz? Kulüpler, hangi kulüpler vardı? Türkiye çapında başarılı olan kulüpler var mıydı? Şimdi Nail abi, Nail Bülbül abimiz, evet, Allah selamet etsin, ahalen sağ, gazetesinde işte haftanın antrenörü, haftanın takımı, haftanın oyuncusu, beşi gibi değerlendirmeler yapardı. Bu oyuncuları özendirirdi. O dönemki Atatürk Spor Salonu, işte Değerim Ortaokulu'nun salonu vardı. Şu an Milli Eğitim Müdürlüğümüzün bulunduğu okul binamız. Bir de Anadolu Lisesi'nin salonu vardı. Bu tesislerde meylana törenleri, zaten o törenler başladığı zaman 45 gün önceden kapatılır. İşte herhangi bir aktivite olmazdı. Aynı salonda siyasi parti kongreleri, müzik konserleri, gençlik şölenleri, işte farklı aktiviteler, hı hı, yani boks, güreş, handball gibi, diğer branşların Türkiye şampiyonları gibi şeylerdi. Buna rağmen, bakın bunlara rağmen sporun kalitesi çok çok iyiydi. Şimdiki konuma göre. Evet. Şimdiki konumda ne var? Gençlerin işte internet, cep telefonu, bilgisayar, televizyon gibi uğraşlarla, yani o da bir uyuşturucu, o da bir bağımlı hale getiren, tabii ki bağımlılık, gençlerimizi bağımlı hale getiren bir şey, araç. Mutlaka verimli, düzenli kullanırsa fayda sağlayacaktır. Dolayısıyla bunlardan kurtarmak, işte hareketliliği sağlamak, sağlıklı olmalarına yardımcı olmak için devletimizin sunduğu imkanlar, özellikle Uğur Bey'in, Mehmet Baykan Bey'in, yine Müsteşar Bey'in Konya'mıza sağladığı tesisler yatsınamayacak derecede üst düzeyde. Yine benim bulunduğum, mensup olduğum okulun iki tane spor salonumuz var. Hem Meram Diltaş, hem Selçuklu Diltaş, evet, eğitim kurumlarında. Artı bir de 40. yıl kampüsümüzde, Allah nasip ederse, orada da 3 tane spor salonumuz olacak. Yine Uğur Bey'in ve valimizin katkılarıyla Alper Arkoğlu, federasyondaki yetkili, evet, büyüğümüz, arkadaşımız, onun katkılarıyla burada U16 Türk Telekom turnuvası oldu. Avrupa takımları katıldı. Yine Uğur Bey araçlarını seferber etti. İşte FIBA yetkililerini gezdiriyorlar, evet, şehirde. Ben bir konu da aktaracağım. Bunu tamamladıktan sonra burada şöyle bir olay oldu. İşte tesisleri görüyorlar. Selçuk Üniversitesi'nin spor salonunu, okullara ve semt aralarına yaptıkları tesisleri, işte Meram'ın, Karatay'ın tesislerini, bunları gezdiriyorlar. Yine 10 bin kişilik spor salonumuzu. Hı-hı. İfade şu yetkililerin: bu ilin Euroleague'de kaç takımı var? Bakın, bırakın TBL'yi, ikinciliği, Süper Ligi, Euroleague'de kaç takımı var şeklinde bir ifadede bulundular. Bu benim şeyimde bir anı olarak kaldı. Değil mi? Yani bu imkanlarla tabii, aslında tabii. Şu an olimpiyat sporcularının, yani Cumhurbaşkanımızın talimatları doğrultusunda, yine Gençlik Spor Genel Müdürlüğümüzün, Mehmet Baykan Bey'in destekleri doğrultusunda buradan olimpiyat, Avrupa şampiyonları, üst düzey oyuncuların çıkabileceği tesisler yaptılar. Ama bunlar maalesef kullanılmıyor. Evet. Ben şunu da aktarmak istiyorum naçizane. Litvanya'da insanlar, bakın Litvanya'da insanlar, nüfusu bizden çok az. Çok çok az. Ona bakabilirsiniz. Hı hı. Önce basketbolcu olmayı, daha sonra doktor, mühendis veya başka hukuk gibi branşlara yöneliyorlar. Yine Slovenya'nın nüfusu 2 milyon değil. 2 milyon, yani bunun için yaşlıları, genç, evet, şeyleri, kadınları, çocukları çıkarırsanız 1-1,5 milyon gibi bir nüfus kalır. Bu takım Avrupa şampiyonu oluyor. İşte 80 milyon Türkiye'ye bir şey olmuyor.
Maalesef. Çok düşündürücü, üzücü bir durum. İnşallah bu altyapı imkanları hemen hemen eksiksiz tamamlandı gibi. Bundan Tabii. sonra artık onun içini doldurmaya geliyor evet, iş. Evet. Doğru yöntemlerle. İnşallah biz ümit var olalım. Doğru yöntemlerle, doğru sporcuları bularak hem halkın spora olan ilgisini arttırıp sağlıklı nesil yetiştirmek için katkı sağlar bu tesisler evet. hem de o binlerce sporcunun içinden birkaç tane böyle çok üst düzey sporcu çıkar ve ülkemizi başarılara ulaştırır diye ümit ediyoruz. Sizin sporculuğunuz döneminden bahsediyorduk. O dönemde Konya basketbolundan bahsediyorduk. Kimler vardı? Hangi takımlar vardı? Konya Spor Kulübü vardı o dönemde. İtman Yurdu vardı. Yine şey vardı. Uğurlu Mühendislik takımları. Stas Spor. Rahmetli Kiyazma abi. Kiyazma Aytar. Evet. Benim anne tarafı da Kırım Tatarıyım ben. Evet. O da Kırım Tatarlarının semtinden bir takım çıkarıyordu. Stas Spor, Selçuk Spor. Bunun gibi mesela DC Spor Kulübü hep evet. olmuştur. Yol Spor hep olmuştur. Şeker Spor Kulübü. Bu gibi müessese takımlarımız vardı. Ama ben şunu da çok iyi hatırlıyorum. İki mağlubiyet alarak şampiyon olduğumuzu çok iyi hatırlıyorum. Ama biz bu sene Diltaş Eğitim Kurumları olarak Türkiye şampiyonu mu hocam? Ha, Konya. Ha, Konya birincisi. Dışarıda da dereceler yaptık. Onları da anlatırsanız sevinirim. Tabii hayır. Onları da aktarayım. İşte bu sene Diltaş Eğitim Kurumları maçlara çıkarken aman işte karşımıza Diltaş çıkıyor. Maça çıkmıyorlar. Maça gelmiyorlar. Yani bu gibi durumlar rakipsizlikten, maç yapamamaktan. Çünkü rekabetin sonucunda zaten kalite ortaya çıkıyor. Tabii. Bu kalitesizliğin sonucunda işte biz dışarılara gidiyorduk. İşte Demir Spor Kulübü olarak. Yine Erol abinin sohbetinde sizleri dinledim. Su kavramını yasaklıyordu hocalarımız. İşte bir bardaktan fazla içmeyeceksin. Elektrolit dengesini bozuyordu. İşte baygınlık, tansiyon düşmesi vesaire gibi şeylere sebebiyet veriyor. Suyun eksikliği. Tabii onun dozunu almak vesaire yapmak o da önemli ama kısıtlı imkanlarla iyi işler yaptığımızı söyleyebilirim. Konya basketbolu herhalde geçtiğimiz yıllarda en parlak dönemini yaşadı diyebiliriz. Yani elbette. Bir dönem mesela Kombastan Holding bir destek verdi ve Avrupa'da Koraç Kupası oynadı. Evet. Kombastan Konya Spor. Yine sonrasında birincilikte olduğu dönemler var. Selçuk Üniversitesi'nin önemli destekleri oldu. Bu Kombastan'dan başlayarak bu dönemleri anlatır mısınız? Hay hay. Şöyle aktarayım. Siz de o dönemler hep altyapılarda çalıştınız. Tabii. Hatta üst yapıda da bir ara yardımcı antrenörlük mü yapmıştınız hocam? Yanlış mı hatırlıyorum? Yaptım. Üçüncülük takımı çalıştırdım. Ha evet. Onların içinde Bekir çıktı milli olarak. İşte evet. Şey var, Bekir Yarengümeydi evet, diyorsunuz. Evet. Milli sporcu oldu. Bekir buraya lise 3'te basketbola başlayıp gelmiş. Üniversiteye katılmıştı. Çok atletik özellikleri üst düzey olan bir oyuncu. İşte biz karayollarında ona konaklama, kahvaltı ve yemeklerini sağlamaya gayret ettik. Benden bir şey olmaz falan filan diyor. Çok rahattı. Halbuki çok yetenekli bir oyuncuydu. Korkunç bir atletizm özellikleri vardı. Hemen milli takıma yükseldi. Aynı şekilde altyapımızdan Mehmet Özgencügör 2.7 boyunda Ereğli'den bulmuştum ben onu. İbrahim Öztürk, Çağlar Baştoklu gibi oyuncuları yukarıya verdim. Hı hı. Murat abi profesyonelce bir çalışmayı severdi. Murat dediğin değil mi? Tabii. Öyle bir yaklaşım vardı. Kombastan olarak bu ile çok katkılar verdi ama ben Kombastan'dan şunu beklerdim. Bunu beklerdim. Sürekli çünkü Haşim Hoca ve ekibi Konya Spor'una çok büyük destekler verdi. O sene işte biliyorsunuz 31 milyon üzerine bir para harcandı. Hı hı. Futbol takımıyla ilgili. Basketbol takımını katmıyorum. Hı hı. Galatasaray o sene UEFA kupasını aldı. Çok daha düşük parayla. Evet. Biz çıkamadık lige. Vesaire yapamadık. Hayal kırıklığı oldu. Ama Kombastan'ın bir spor salonu, bir yüzme havuzu, bir futbol sahası adı olan bir birim olsaydı Kombastan ömür boyu yaşardı. O eksiklik olarak ben onu orada gördüm. Onun haricinde Selçuk Üniversitesi Spor Kulübümüz gerekli destekleri vermeye gayret etti. Yine belirttiğim bürokratların sayesinde, ilimizin dinamikleri sayesinde bunlar oldu. Mehmet Baykan Bey'in, evet. işte Alper'in katkıları vesairesiyle üniversite olarak katıldık. Bunun yanı sıra daha alt tabanda Taşkent Spor bölgesel lig takım vardı. Konya Gücü'nün bölgesel lig takım vardı. Çevre Orman Müdürlüğümüzün bayan takımı vardı. Yine DC Spor ve şeyin üniversitemizin bayan takımları vardı. Ligde mücadele ediyordu bu takımlar. Maalesef bunlardan mahrum kaldık. Yine mensup olduğum Yol Spor Kulübü
Onların da deplasman liglerde takımları vardı. Ama şu an bir ivme kaybettik. Evet. Çok büyük ivme kaybettik. Şu anda profesyonel anlamda da Konyaspor bünyesinde ikincilikte. Onlar da kapatacak büyük ihtimalle. Mücadele ediyor basketbol adına Konyaspor. Orada da ciddi sorunlar var bildiğimiz evet. kadarıyla. İnşallah bunlar aşılır. Çünkü Konya'da basketbol çok seviliyor aslında. Yani, Türkiye'de seviliyor. Türkiye'de seviliyor. Konya'da da hani eskiden ya basketbola ne gerek var yatırım yapmaya, kimse gelmez futbol evet. varken falan denirdi ama ben şeyde eski 100. yıl spor salonunda yani tıklım tıklım dolduğunu bilirim. Tabii. Ve gelenler boş genci, önde. Yaşlısı herkes geliyordu. Yani evet. o hiç beklemedikleri insanlar o heyecanı yaşamaya geliyordu. Tabii, tabii. Basketbolun doğası gereği de heyecan hep üst düzeyde. Evet. Yani futbolda bakıyorsunuz mesela oyun 10 dakika rölantide gidebiliyor değil mi? Basketbolda tabii. öyle bir şey yok. Basketbolda yani. Kaytarma şansınız yok. Evet. Ya da bir oyuncuyu dışlamak, onu pasifize etmek öyle bir şansınız yok. Çünkü futbolda bellidir. İşte sağ bekin hareket alanı belli, sol Hı-hı. bekin belli, stoper libero'nun belli, kalecinin belli. İşte ama basketbolda herkes bir numara pozisyonunda oynayabilecek, iki numaralı forvet pozisyonunda oynayabilecek, 3-4-5 numaralı pozisyonlarda gelebilecek. Yani şu şurada oynayacak diye bir kural yok. Basketbolun güzelliği de buradan kaynaklanıyor. Evet. Ve şey, belirttiğimiz gibi işte futbol oynanabilir, voleybol oynanabilir veya diğer branşlar oynanabilir. Ama basketbol oynanması için mutlaka aksamların yani ayaklı potanın olması vesairenin olması bu gibi şartların yerine getirilmesi gerekir. Güzelliği de burada. Ki muhakkak dışarıda da oynanabilir ama spor salonu olması çok evet, daha evet. Elzem şu anda iyi sporcular yetişmesi için tabii ki, en azından. Tabii ki. Şu anda Konya'da altyapı nasıl? Yani önümüzdeki yıllarda hani bu durağın durumu aşabilecek bir potansiyel söz konusu mu hocam? Ben genç arkadaşlara şunu tavsiye ediyorum. Ne kadar bilgili olurlarsa olsunlar, yani çok kitap okumaları, basketboldan çok şeyleri karıştırmaları, video izlemeleri vesaire yapması çok büyük avantaj sağlamıyor. Sahaya inmedikten sonra, o çocuklarla bir araya gelmedikten sonra başarının geleceği kanaatinde değilim. Kazanmanın birinci yolu seçimler, doğru seçimler. İkinci yolu organizasyon. Nedir bu organizasyonlar? İşte oyuncunun gelişimi, fiziksel gelişimi, psikolojik gelişimi, ruhsal yönden gelişimi, teknik taktik olarak gelişimi, bu gibi şeyleri aşılamak. Ve bunu yaparken de işte bir takım olma olgusu, yani oyun kurucu, forvetler, evet. uzunlar gibi kavramları yapmak. Zor değil. Bunlar hiç zor değil. Nasıl bir doktor ilimizden çıkıyorsa bir, şu an benim prof doktor sporcularım var. Evet. Çalıştırdığım vesaire yaptığım. İşte üst düzey inşaat mühendisleri var. Ben engel olduğu kanaatinde değilim. İsim de verebilirim, zikredebilirim. Ahmet Murat Özdemiray, şu an TÜBİTAK'ta şube müdürü. Evet. Bu çocuğumuz antrenmanlara mükemmel devam etti. Türkiye gruplara katıldı. Biz Türkiye ikincisi olduk bunlarla. İşte Çorum, Tekirdağ vesaire. Ondan sonra İTAT'ta şeyde, Trabzon'da Türkiye 2 olduk. Tabii Yol Spor Kulübü olarak. Hı hı. Türkiye 2 olduk. Bu yani her turnuva bir hafta 10 gün gibi süreç. Tüm bunlara katılmasına rağmen Türkiye 52.si oldu sınavlarda. Yani üniversite sınavlarında. Mesela evet. bugün de LGS sınavına girdi çocuklarımız. Ben spor yapanların daha başarılı olacağını, deşarj olacağını, deşarj olmayan bir birimin şarj olmasının mümkün olmadığı kanaatindeyim. Dolayısıyla gençlerimize anne babaların sağladığı imkanlar, onların da yanlışı şöyle var. Daha başlarken işte benim oğlum ne zaman işte başlayacak? İşte ne zaman maça çıkacak? Ne mi? Zaman lisansiye olacak veya işte maç oluyor. Çocukla beraber anne baba ben işte kenarda gidip geliyor sahanın içerisinde. Veya işte kabullenemediği, hazmedemeyeceği şeyler oluyor. İşte mağlubiyeti vesaireyi. Bizim il temsilcimiz bu sene şey aldı, ödül aldı. İşte şundan dolayı ödül aldı. İşte sevgili anne babalar, rakiplerimiz bizi yense bile onları da alkışlayın şeklinde bir şeyimiz vardı, afişimiz vardı, pankart vardı. Ondan dolayı TBF tarafından ödül aldı. İlerleme var ama ben şu kanaatteyim, çokluktan ziyade, biz bunu belediyede yaşadık, Diltaş'ta da yaşıyorum. Verdiğim raporlar doğrusunda bireysel çalışmalara yönelmek. Niteliği arttırmak. Tabii, çokluk değil, kaliteyi arttırmak, nitelikli oyun sayısını arttırmak. Ve bunlar da şeye ışık olacak, yerinden, altyapıdan gelen diğer çocuklara ışık olacak. Yani her ne kadar tabana yaysak da evet. onların örnek alıp başarılı
olma yolunda ilerleyebileceği bir örnek hedef. olması gerekiyor değil mi? Tabii. Yani şöyle daha da basitleştirelim. İşte ikinci ligde bir takımınız var mesela. Olması gerekir bence eğer böyle bir düzen oluşturmak istiyorsanız. Sizin altyapıdan çıkardığınız oyuncuların bazılarının orada başarılı olduğunu, o ikinci ligde, birinci ligde oynadığını görmesi gerekiyor değil mi sporcunun? Biz Diltaş Eğitim Kurumları olarak bunu yapacağız bu sene. Deplasman ligde de katılacağız. İnşallah. Ama kendi çatımız altında, ama bir başka birimde organize olarak o kulübün çatısı altında bunu yapacağız. Çünkü neden yapacağız derseniz, bakın benim 50'ye yakın milli sporcum var. İsim de verebilirim. Yani hocam onu soracaktım size. Yani çok birçok sporcunun gelişmesine, bu basketbolda başarılı olmasına katkı sağladınız, yetişmesine katkı sağladınız. Onlardan biraz bahseder misiniz? Mesela Bekir önemli bir isimdi. Bekir bir var. Bir de bana şeyde program öncesinde bir şey gösterdiniz. Sizin katıldığınız bir turnuva var. Gençlerle katıldınız. Hangi takımla katılmıştınız o zaman? Gençlerle değil de Yıldız Erkeklerle. Yıldız Erkeklerle. Ben gitmedim. Yardımcılarımı gönderdim. Sadece eleme ama sizin sporcularınız tabii, da onlar. Tabii. Benim sporcularım. Benim beraber çalıştığım ekipler. Ekipteki arkadaşlarım. Onlarla katıldık. Mesela Yıldız Erkekler Türkiye Şampiyonası'na katılan takımların oyuncuları işte 24 yaşında, 23 yaşında, 25 yaşında ligde, birinci ligde, süper ligde basketbol oynayabiliyor. Ama bizde dışlanıyor ne hikmetse. Çünkü ben Yol Spor Kulübü olarak katıldığım sene işte o jenerasyonda Semih Erden, Can Altıntı, Hakan Demirel gibi, Mehmet Yağmur gibi üst düzey oyuncular şu an hala oynuyorlar liglerimizde. Ama ne hikmetse belediyemizin geçen sene katıldığı takım dağıldı gitti çocuklar. Evet, biraz çok daha başarılıydı. Hı-hı. Türkiye 9 oldu onlar. Hiç yatsınamayacak, hafife alınamayacak bir derece. Fevkalade güzel. Bu da Uğur Bey'in katkılarıyla, destekleriyle oldu. Onu da itiraf edeyim. Evet. Çünkü bu büyüğümüzün kendisinin sporu çok sevmesi, basketbol çok sevmesi, diğer branşlara da destek oluyor. Aynı şey ben şeyde de yakaladım. Diltaş'ta da yakaladım bir jenerasyon. Mesela evet. 2003'lü, 2004'lü. Bunlarla da ben Türkiye çapında ses duyuracağımız kanaatindeyim. Mesela bunlardan bir tanesi Onur Gülveren. 2-6 boyunda. Semih Erden, Oğuz Savaş, Enes Kanter, o FETÖ'cü dediğimiz oyuncu. bunlarla Ömer Aşık. Bunlarla beraber o dönem diğer rakiplerinizde oynayan sporcular sonrasında işte çok önemli yerlere geldi. Onu söylüyorsun. Fenerbahçe ülkelerde oynuyor Onur. Ama geliyor belediyede oynayamıyor. Böyle bir çelişkili durum. Mesela Batur Ayçora var. Olağanüstü bir yetenek. Bekir var. İbrahim Öztürk var. Çağlar var. Ve gelenler de bunlardan iyi değil. Örneğin bu sene kulübümüzün yaptığı hatalardan bir tanesi. Tabii onu eleştirmek babıyla demiyorum ama Ceyhun Altay'a getirdiler. Ben katılmıyorum. Emre Özkan ondan çok daha iyi. Emre Özkan Konyalı. Hücum ve savunma özellikleri iyi olan bir oyuncu, savaşan bir oyuncu. Öbürü duyarsızca atıyor. İşte 10 tane atıyor. Bir tanesini sokarsa veya 2 tane sokarsa göze evet. batıyor. Ama hesap kavramına girerseniz 2 tane soktuğunu düşünün artı 6 eder. Ama 8 tane boşun 2 ile çarparsanız eksi 16. Yani bunların hesabını soracak büyüklerimiz yok maalesef. Hocam şöyle yapalım. Niyet mutlaka halistir. Ama siz genel olarak basketbol sporunda hem altyapıda hem de üst yapıda doğru işlerin yapılması adına neler olması gerektiğini bize, seyircilerimize aktarırsanız çok daha isabetli olur diye düşünüyoruz. Şöyle söyleyeyim. Bu kadar çok transfere gerek yok. Evet. Bu Uğur Bey'e de ben... Altyapıya önem vermek gerekiyor. Tabii. Uğur Bey'e de söyledim. Diğer basketbolla ilgili büyüklerimize de aktardım. 6 tane Konyalı çocuk bu liglerde oynar. 4 tane transfer yaparsınız. 2 ya da 3 tane yabancı alırsınız. Aynı başarıyı yine yakalarsınız. Yani bundan kötü olmaz. Ekonomik olarak kazançlısınız. Altyapıdaki çocuklara işte Selman abi ligde oynuyor veya Recep Hoca ligde oynuyor. Onlara hedef olursunuz. Evet. Onların şeyini büyütürsünüz. Ufkunu vesairesini açarsınız. Bu tür şeylerin ben daha verimli olacağı kanaatindeyim. İnşallah. Yani o sizin potansiyel var elimizde. Sizin tecrübelerinizden de yola çıkarak bu yapılanmayı tekrar Konya oluşturur ve özellikle üst yapıda bir takıma ihtiyacımız var. Hem şehrin tanıtımı açısından hem de altyapıdan çocukların kendilerine canlı örnekler görmesi açısından son derece önemli. Yeni yetişecek veya basketbola ilgi duyan gençlere ne söylemek istersiniz hocam son olarak? Şunu bir aktarayım önce. Buyurun. Mesela Hasan Efe Uzun. Bu delikanlımız 2003 doğumlu. Benim sporcum.
Şu an Darüşşafaka'da oynuyor. Süper Lig'de oynuyor. Evet. 2003'lü. Alperen Demir. Bizim içimizden çıktı. Diltaş Eğitim Kurumlarından. Bamit'te oynuyor. Abdullah Özer. Belediyenin sporcusu. 2003'te olmuş. Şu an Bamit'te oynuyor. A takım. Ahmet Öge. Konya'da Alınter Spor Kulübü'ne yetişti. Bamit'te oynuyor. Dolayısıyla yani Konya'da bu çocuklar var. Ha, yeni başlayan çocuklara ne gibi tavsiyelerde bulunmak isterseniz derseniz çok çalışmalarını, çok düzenli, disiplinli hareket etmelerini, antrenmanlara ara vermeden düzenli devam etmelerini öğütlüyorum. Çalışırlarsa mutlaka bir yerlere geleceklerdir, mutlaka. Çünkü devletimiz bu gençlere her türlü imkanı sunmuş durumda. Her türlü tesis, malzeme, biz yoktu bizim dönemimizde mesela 70'li yıllarda deri top yoktu. Bugün ben belediyede ya da Diltaş'ta çalışırken belediyede 70-80'e yakın deri top olurdu. Diltaş'ta da okulumuzda da 50'ye yakın deri top vardı. 70'li yıllarda biz bunlardan evet. Mahrumduk. Ki yasaktı, siz biliyorsunuz belki o şeyleri. Dışarıdan ithal bir ayakkabı getirmek, top getirmek. Evet. Rahmetli Özal döneminde bunların önü açıldı. Bunların hepsi yasaktı. Ama şu an gençler çok büyük şartlara sahip olmasına rağmen pamuk ipiye bağlı gibi. Değil mi? Yani siz onu salona çağırmak istiyorsunuz. O da kopmak, uzaklaşmak gibi bir konumu var. Tabii ki bunların da şeyi var, kaygıları var. Eğitim, öğretim. Ama günlük 2 saat, 2,5 saat işte geliş gidişi bilemediniz 3 saat. Hı hı. Orada geçireceği süreyi, orada spor yapmadığı zaman televizyon başında, internet ya da cep telefonu gibi daha kötü alışkanlıklar edinecek o zamanı, o süreci orada harcamak zorunda kalacak. Ben spor yapmalarını tavsiye ediyorum. Basketbol oynamasın, yüzme yapsın, voleybol oynasın veya yürüyüş yapsın, herhangi bir enstrüman çalsın. Bunlar gençliğimize çok daha faydalı şeyler kazandıracaktır. Çok geliştirici, evet, olgunlaştırıyor aynı zamanda. Türk basketbolunun şu anki durumunu nasıl buluyorsunuz? Son olarak onu sorayım. Hem iyi hem kötü. Şöyle hem iyi hem kötü. Biz Amerika'yı mesela Cumhurbaşkanımız da şey yaptı. Elimizden kaçırdık. Amerika maçını alsak bile fark etmiyordu. Çekya maçını yine kazanmamız gerekiyordu. Evet. Ama takım Amerika maçında yıprandı, yoruldu vesaire yaptı. Çekya maçında da fark yedik. Bunun hesabını sormaları gerekir. Bir, neden derseniz biz Çekya'yı yenseydik direkt finallerdeydik. Hı hı. Direkt. Şu an işte ertelendi virüs nedeniyle Kanada'ya gidecekti. Orada maçlar oynanacaktı vesaire yapılacaktı. Devşirme oyuncularla biz hala aynı işleri yapıyoruz. Bunu Rusya'da yapıyor, doğru söylüyorsunuz. Diğer takımlar da yapıyor ama ben Türk oyuncularına fırsat verildiği zaman ya da onları bireysel olarak iyi hazırladıkları zaman işte Larkin'in yetişebileceğini, Bobby Dixon'in yetişebileceğini, işte biz bunları devşirme oynattık. Hidayet'i, şu anki federasyon başkanımızı, yine Asım Pars'ı, işte şeyde vardı, Slovanyalı Emir Brezic. Evet. Bunlar hep kontenjan oynattık. Ama o dönemler iyi yerli sporcular da yetişti yani. Tabii ki. O zamanki ölçüde. Karakterli, sağlam karakterli iyi oyuncular vardı, iyi antrenörler vardı. Şimdi o da yok. Mesela rahmetli hocam benim çok katıydı. Hasan Özkaplan, Cavit Altunay. Çok değerli bir insan. Cavit Altunay rahmetli oldu. İşte Önder Seden, Aydın Örs. Bunlar biraz da genç nesile bıraktı. Bunların içinde mesela Aydın abinin öğrencileri oluyor. Ergin Ataman, Oktay Mahmudi gibi şeylerimiz, arkadaşlarımız. Onlar Ufuk Sarıca. Hem oyuncusu hem şeyi. Bunlar şu an bayrağı götürmeye gayret ediyor. Ama ben şeyi yeneceğimiz kanaatindeydim. Hollanda'ya yenildik vesaire yaptık ki bunları kaybetmememiz gerektiği kanaatindeyim. İnşallah Türk sporunun durumu daha iyi olur. İnşallah. Basketbolda da bundan sonra ben açıkçası Türkiye'nin şu son 10-15 yılda tesisleşme anlamında çok ciddi atılım yaptı. Bu tesislerden doğru yöntemlerle hakikaten olimpiyat düzeyinde, dünya düzeyinde başarılı sporcular ve takımlar çıkacağı evet. kanaatindeyim. İnşallah o şeyi de sağlayabiliriz. Çalışma düzenini, prensiplerini de tam anlamıyla ülkemizde oturturuz. Sizin gibi değerli antrenörlerin ömrünü bu işe vakfetmiş isimlerin de sayısının artması dileğiyle. Çok teşekkür ediyoruz programımıza İnşallah. Katıldığınız için. Sağ olun.
Konya Büyükşehir Belediyesi kanalında bugün spor tarihine, Konya'nın ve Türkiye'nin spor tarihine bakarken basketbol penceresinden ulaşmaya çalıştık size. Konya basketbolunun önemli isimlerinden, çok sayıda sporcu yetiştirmiş önemli isimlerinden Recep Alba ile birlikteydik. Bizi izlediğiniz için teşekkür ediyoruz. Hoşça kalın.